Evet merhabalar iyi günler herkese yepyeni bir gün bugün sizinle biraz lira ve petrol üstünde sohbet etmek istiyorum lirada izlediğiniz gibi son 3 gündür oldukça sert yukarı hareketler var kurda yani hareketler var lirada bir zayıflık var bizim negatif ayrıştığımızı söylemek mümkün aslında bunda elbette ki bizimle ilgili sebepler yüzünden oldu diğer yerlerde real'de, ruble'de, rupilerde öyle çok olumsuz hareketler olmadı zaten. Moody's'in notumuzu indirmesinin ardından zaten bizden birkaç tane fon çıkışının olabileceğini tahmin ediyorduk. Bunda çokça da yazdık sizler için ve Bizce son 3 gündür Türkiye'den orta ölçekli bir fon çıkışı yaşanmış olabilir. Onun yaratmış olduğu bir hareket olduğunu tahmin ediyoruz. Ama dünden itibaren 3.06.50'lerin üzerine doğru bir yükseliş olamıyor. Kurun bu yükselişinin hızının oldukça yavaşladığını seyrediyoruz. Yani son 3 gündür egemen olan alıcılar artık çok fazla yok. Bu nedenle biraz daha yakından izlemekte fayda var. Alıcı olmak için bence biraz riskli olabilir. 30650'lerin üzerine yükselişler başlarsa ve ve ısrarlı yükselişler başlarsa bu durumda tekrar alıcılı olmak mümkün olabilir. Bu durumda zaten daha da yukarıya da yükselişler olacaktır. Ama 30650'nin üzerine yükselemeyip de ilerleyen günlerde 305'in aşağısına sarkmalar başlarsa ve ısrarlı seyirlerde olursa bu durumda kurdaki bu yükselişten sonra aşağı yönlü hareketler daha da hızlanabilir. 30250 ve ardından da 3 3'ler 3301 arasına doğru düşüş olma ihtimali de artacaktır. Ama ısrarlı bir şekilde şimdiki seviyesinde yatay bir seyir sürdürürse ileriki süreçte yeniden yukarı doğru bir hamle yapma olasılığı da artacaktır. Onu da söylemekten fayda var. O yüzden Satıcı olmak için 3.05'in aşağısına düşmesini ve yerleşmesini beklemekte fayda var. Yeniden alıcı olmak için de 3.06.50'nin üzerine kırıp ısrarlı bir şekilde bu seviyenin üzerinde bir seyir yapmasını izlemekte bize göre fayda var. Bunun haricinde petrolde biliyorsunuz bir toplantı yapıldı, gayri resmi bir toplantıydı ve bu toplantıda Kasım sonundaki resmi OPEC toplantısına yönelik somut adımlar atılacağına yönelik bazı haberler oldu. Bununla beraber bir olumlu bir hava var ve bu olumlu havayla e, Amerikan pet, petrolde 50'lere kadar ulaştık ama tabii bundan daha da fazlası için aslında biraz daha somut adıma ihtiyaç var. E, bunları da izleyeceğiz. Amerika'da her hafta ilan edilen bir veri vardır biliyorsunuz petrol stok ve üretim verileri. Üretimde bir düşüş var stokların içinde bir düşüş var Bunlar da aynı zamanda bu petrolde oluşan olumlu havaya da biraz daha katkı sağladılar ama petrolün ulaşmış olduğu yer oldukça riskli bir nokta yani yeni bir alım yapmak isteyenler için riskli bir nokta Çünkü zaten hareketini yapmış bir petrol var ve 50-50 gibi bir seviyedeyiz önemli noktalar O yüzden yeni bir alım yapmak için el teknik olarak 50 50 seviyesinin üzerine çıkmasını ve yerleşmesini yerleşmesi bu çok önemli bunu izlemekte fayda var. Bu durumda ileriki süreçte 52'lere yönelik yeni bir hareket olabilir elbette. Aşağısı içinde 48-80'ler izlenebilir. 48-80'in de aşağısına da inerse ve ısrarlı bir şekilde bu seviyenin altında seyirler olursa bu durumda düşüş hızlanabilir. Yani satmak isteyen için de aslında 48-80'lerin altını gözlemeleri içinde olumlu ve ılımlı yerler olabilir bilir. Ama şu anda petrol yine bir, bir müddet yatay hareketler yapabilir. 48-80 ile 50 50'ler arasında daha çok dikkatli olmakta bizce fayda var. İyi günler herkese. Hoşçakalın. İntegral Menkul Değerler. Forex'te güvenin simgesi.